30 Eylül Pazartesi sabahından herkese merhaba. TV 100 ekranlarındasınız. Elif Tümen ben. Gün Uyanıyor'la karşınızdayız. TV 100 için yeni yayın döneminin ilk sabahında birlikteyiz. Bundan böyle sabahları bir saat boyunca sizlere hızla gelişmeleri aktaracağız. Ardından da Cansu Canan Özgen'e bırakacağız sözü. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacak sabahları. Şimdi sizler için hazırladık haberlerimizi. Elbette Orta Doğu ile başlayacağız efendim. Orta Doğu'da Cuma akşamı Nasrallah uygulanan, düzenlenen suikastın ardından hafta sonu da önce İsrail'den Nasrallah öldü açıklaması geldi. Ardından da Hizbullah'tan buna dair bir teyit haberini görmüş olduk. Konuyla ilgili de yeni gelişmeler aslında, yeni gelişmeler değil de yeni bilgiler ediniyoruz aslında. F-35 savaş uçaklarının bu saldırıda kullanıldığını ve Netanyahu'nun bizzat bu emri verdiğini biliyoruz. Nasrallah'ın ölümünün ardındansa Lübnan, Irak ve İran'da milli yas ilan edildi. Orta Doğu'da taşlar yerinden oynadı. İsrail ordusu önceki akşam Beyrut'un güneyindeki Hizbullah karargahına saldırdı. Hava bombardımanında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. İsrail'in yeni düzen adını verdiği operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. F-35 savaş jetleri hedefe her biri 1 ton ağırlığında olan ABD yapımı yaklaşık 85 adet sığınak delici bomba attı. Sığınak delenler 6 metre kalınlığında betonu kıracak güçte. İsrail basınına göre Hizbullah'ın ana karargahı yeraltının 14. katındaydı. Saldırı Yarasa Filosu adlı hava kuvvetlerinin 119. birimi tarafından gerçekleştirildi. Gazze kasabı Netanyahu suikastın ardından ilk kez konuştu. İsrail devleti başkatil Hasan Nasrallah'ı ortadan kaldırdı. Nasrallah sıradan bir terörist değildi, teröristin kendisiydi dedi. Saldırı talimatını kendisinin verdiğini söyleyen İsrail lideri, Nasrallah'ın öldürülmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerinin değiştirilmesi için gerekli bir adımdı ifadelerini kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise meydan okudu. İsrail'i tehdit eden herkese ulaşacaklarını söyledi. Nasrallah'ı öldürmeyi uzun zamandır planlıyorduk dedi. Amerika'dansa İsrail'e tam destek geldi. Başkan Joe Biden, Nasrallah'ın öldürülmesini sevinçle karşıladığını duyurdu. Nasrallah'ın ölümünün ardından Lübnan'da 3, Irak'ta 2, İran'daysa 5 gün milli yas ilan edildi. Lübnan'daysa İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon kişi evlerini terk etti. Dünya Nasrallah'a gerçekleştirilen suikastın ardından şokta diyebiliriz. Aslında 92 yılından bu yana Hizbullah'ın başında olan Nasrallah'ın ölümüyle birlikte dünya basınında da çokça haber yer aldı konuyla ilgili. İsrail bu gelişmenin ardından durmadı. Lübnan'ı bombalamaya devam etti ve karşılığında Husiler de balistik füze yolladılar İsrail'e. İşte son 24 saatte Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Nasrallah'ın ölümü kafalarda birçok soru işareti oluşturdu. Hizbullah'ın bundan sonra ne yapacağı ve geleceğinin nasıl olacağı merak konusu. Ya Muhammed! İsrail ordusu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Hizbullah'ın emir komuta zincirinin tamamen çöktüğünü öne sürdü. Amerikalı uzmanlarsa uyardı. Hizbullah'ın elindeki güdümlü ve uzun menzilli füzeleri henüz kullanmadığına dikkat çekti. Hizbullah savaşa devam edeceğiz derken Hamas da Nasrallah'ın öldürülmesinin direnişi daha da güçlendireceğini savundu. Gözler şu anda İran'ın vereceği tepkiye çevrilmiş durumda. Tahran bir sonraki adımı belirlemeye çalışıyor. Hizbullah ve diğer bölgesel müttefikleriyle sürekli temas halinde. İran dini lideri Hamenei de ülke içinde yüksek güvenlikli önlemlerin alındığı bir yere nakledildi. Peki Nasrallah'ın yerine kim geçecek? Seyyid Haşim Seyfettin en muhtemel kişi. Hizbullah'ın siyasi işlerinin başında, Cihat Konseyi'nde de yer alıyor. Aynı zamanda Nasrallah'ın kuzeni. 2017'de ABD tarafından terör listesine alınmıştı. Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı Naim Kasım konuşulan bir diğer isim. Grubun temel din bilginlerinden, Şii siyasetinin de en etkili figürü. Uzun süre Hizbullah'ın eğitim ağıyla parlamento faaliyetlerini denetlemekle ilgilendi. Oğlu 2020'de ABD suikastıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin kızıyla evli. (Gülüyor)
Evet değerli izleyenler, Orta Doğu'daki gündemi bu şekilde hızla aktaralım. Malum bir saatten az vaktimiz var şimdi. Yurda dönelim, meteoroloji uyarmıştı. Kötü hava şartları, yağışlar geliyor demişti. Öyle de oldu. Detayları hemen aktaralım görüntülerle. İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı. Gece saatlerinde bastıran sağanak yağış her iki yakada da etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Durum Tekirdağ'da da farklı değildi. Süleymanpaşa ilçesinde birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi. O sırada sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşandı. İlçede yer yer su baskınları vardı. Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yani yarın kapılarını yeniden açacak. O 2 aylık molanın ardından yoğun bir gündemle de çalışmalar başlayacak. 3 Ekim çarşamba günü önemli bir tarih. Perşembe günü düzeltiyorum. Fatih Karahan bir hitapta bulunacak. Ekonomi en önemli başlıklardan biri olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin başında. Kanun teklifleri, 2025 yılı bütçesi, liderlerin kritik mesajları. İki aylık ara sona eriyor, tempo yeniden yükseliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ekim ayı ile birlikte kapılarını açıyor. 28. dönem 3. yasama yılı Salı günü başlıyor. 1 Ekim'de tüm Türkiye'nin gözü Ankara'da olacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Genel kurul saat 15'te başlayacak. Açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulunacak. Birleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak. Ardından sunuş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdimin ardından genel kurula hitap edecek. Geleneksel resepsiyon saat 19.30'da. Açılışta gün boyu devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul ilk mesaisini bir gün sonra 2 Ekim çarşamba yapacak. Geçen yasama yılında birinci bölümde yer alan maddeler üzerindeki görüşmeleri tamamlanan öğretmenlik mesleği kanunu teklifi ele alınacak. İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Sonrasında sıra komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifiyle 9. yargı paketine gelecek. İlk gündemse ekonomi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3 Ekim Perşembe günü milletvekillerine sunum yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki oturumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. İkinci başlıkta 2025 yılı bütçesi. Ekim sonuna doğru meclise sevk edilmesi, Kasım'da da komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Aralık ayı itibariyle de genel kurulda yapılacak görüşmeler yıl sonuna kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen basketbol gelişim merkezinin açılışında konuştu. İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak dedi. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu merkezle İstanbul'un hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını söyledi. Göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Merkez İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir dedi. Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor. Erdoğan Türk basketbolu hedeflerine koşar adımlarla gidecek dedi. Bakınız biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır. Ve şimdi İzmir'e gideceğiz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıkların öldüğünü, ölü balıkların kıyıya vurduğunu görmüştük. Bunun üzerine aslında bazı çalışmalar da başlatılmıştı. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'e gitmişti. Orada çalışmalar ilerlemişti ancak su yüzeyindeki ölü balıklar yeniden tezahür etti. Drone'la o görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Çok kötü kokuyor, çok pis kokuyor. Yani buna bu çözüm bulmaları gerekiyor. Binlerce balık kıyıya vurdu. Kötü koku vatandaşı isyan ettirdi. İzmir'de balık ölümleri devam ediyor. Karşıyaka iskelesinde denizin bir bölümünün rengi yeşile dönerken binlerce ölü balıksa su yüzeyine çıkarak kıyıya vurdu. Ben zaten sahil kenarında çalışıyorum. Bayağı kokudan rahatsız oluyorum. Yani çalışamıyoruz. Geri geliyor, hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Yani. Belediye ekipleri hem açık denizde hem de kıyıdan ölü balıkları toplama çalışması başlattı. Özellikle kıyıdan toplanan binlerce ölü balık siyah çöp poşetlerine konuldu. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Etraf çok pis, balıklar da zaten deniz üstünde ölmüş. Kenarlarda da balıklar var poşette. Denizi pis olduğu için gidip de bir deniz havası alın diyemem. Ve 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos gününden beri Narin'i konuşuyoruz. Ölümünün üzerinden artık 40 gün geçmiş oldu ve halen 12 kişi tutuklu olsa da en yakınları konuyla ilgili aslında suçlu olsalar da, suçlu görünüyor olsalar da kim Narin'e bunu neden yaptı henüz belli değil. Şimdi gözler TÜBİTAK'ta. Nevzat Bahtiyar ilk olarak aslında İtiraf etmek durumunda kalmıştı Narin'i kendisinin gömdüğünü. Ancak yeni bir bilgi olarak o gün onu yaparken yalnız olmadığı bilgisine haiziz şimdi. TÜBİTAK'tan gelecek görüntü çözümüyle ilgili raporda umuyoruz ki yeni gelişmeler olacak. Detayları paylaşalım. Ne olur beni kızıma göstermeyin, kızım biliyor. 21 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar kayıp olarak Dağtaş demeden didik didik arandı. 19. günde acı haberi geldi. Cansız bedeni çuvalın içinde dere kenarında bulundu. Aynı gün tüm aile üyeleri şüpheli sıfatını aldı. 12 kişi tutuklandı. Narin'in 40'ı çıktı ama katili ortaya çıkmadı. Kırmızı aracının askeri üs bölgesindeki kameralara takılmasıyla yakayı ele veren Nevzat Bahtiyar, Narin'i dere kenarına bıraktığını itiraf etti. Ancak olayla ilgili verdiği ifadeleri 4 kez değiştirdi. Katil zanlısı olarak her seferinde amca Salim Güran'ı işaret eden Bahtiyar, son ifadesinde anne Yüksel Güran'ın da görgü tanığı olduğunu ileri sürdü. Bu kez olay günü Narin'in cesedini evden aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, "Salim bana cesedi gerekirse parçala, sonra dereye at," dedi. Annesi Yüksel ağlıyordu sözleriyle anlattı. "Yalvarırım kızım, bana yardımcı olun, getirin. Özellikle o adama, kadın olsa, erkek olsa kızım bir yere köşe at, git." Askeri üs bölgesindeki Şahin gözü kameralar Nevzat'ın Narin'i dereye bıraktığı saatlerde yalnız olmadığını ortaya çıkardı. Nevzat Bahtiyar'la birlikte iki kişi daha olay yerindeydi. Tespit edilen görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi. 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Müzik
Bunun yanı sıra ekipler köylülerin evlerine taktırdığı güvenlik kameralarına da el koydu. Soruşturma elde edilen yeni görüntüler üzerinden ilerlerken bir kayıt daha ortaya çıktı. O da amca Hüseyin Güran'a ait evdeki ses kaydedici özelliğe sahip kamera görüntüleri. Onlar da TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. Nevzat Bahtiyar'ın ev ve ahırında yeniden yapılan aramalarda da elde edilen numuneler Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. O sonuçların da bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. 40 günün geride kaldığı soruşturma kapsamında bugüne dek köyde 274 kişinin ifadesi alındı. 12'si tutuklu 27 şüphelinin bulunduğu cinayet dosyasında halen kim ve neden sorularının yanıtı bulunamadı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Çok fazla bir zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını inanıyorum. Ve Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, kendisine bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti, hatırlayacaksınız. O saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu bunu ve Futbolun Yüzü programında ilk kez Serhat Akın'ın ifadesine dair detaylar paylaşıldı Ersin Düzen'in moderatörlüğünde. Eski milli futbolcu bu saldırının organize olduğunu iddia etti ve kendisine hedef gösteren 4 spor yorumcusunun da ismini verdi. Biri tetiğe bastı, diğeri motosikleti kullandı. Hemen önlerindeki araçta da suç ortakları vardı. Saldırganlar kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın ifadesine TV 100 ulaştı. Serhat Akın, Fenerbahçe'de futbolcu olduğu yıllarda lakabı Kadıköy'ün boğasıydı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başladı. Birkaç gün önce tehdit edildiğini söylemiş, adam tuttular beni indirecekler demişti. Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim. Beni de dışladılar her yerden. Tamam mı? Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar. Şimdi adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ya ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorlar. Motosikletli iki kişi Akın'ın binadan çıkmasını bekledi. Biri tetiği çekti, diğeri onu kaçırdı. Ayağından vurulan eski milli futbolcu hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Serhat Akın'ın ifadesine ise TV 100 ulaştı. 5 tane şüpheli çünkü görüntülerde de otomobil var, motosiklet var, biri bekliyor, öbür tarafta başka birisi bekliyor. Serhat da bunu vurgulamış ifadesinde. Bunun münferit değil, planlı bir organizasyon olduğunu ve kendisine pusu kurulduğunu belirtiyor. Akın ifadesinde 4 yorumcunun ismini verdi. Medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor ve bazı yorumcuların da ismini vermiş YouTube kanalında yapmış oldukları yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisini hedef gösterdiğine dair bir ifadesi var. TV100'e konuk olan emekli polis Savaş Kurtbaba da bu saldırının organize bir boyutta olduğunun altını çizdi. Organize bir olay. Daha tedbirli davranıyorlar anladığım kadarıyla. Burada şu var, bir de yanında araç var. Bunları gözetleyen. Burada şu amaçlanmış olabilir. Yani istediğimizin dışında farklı bir şey daha yapmayın. Veya işte olay yerinde gözcülükte yani erkete dediğimiz gözcü tayfası da olabilir bunlar. Yani etraftan polis geliyorsa uyarı yapmak için. Kurtbaba suçluların daha önceki örneklere bakarak hareket ettiğini belirtti ve 8 yaşında katledilen Narin'i hatırlatarak örnek verdi. 2 sene önce Ağrı'da meydana gelen Narin'in birebir tıpkı olayında aile fertlerinin bir tanesi amca 18 ay yattı ve cezaevinden çıktı. Çünkü kurtulabileceklerini düşünüyor hepsi. Bunda da aynısı oluyor. Bu motorlarda da aynısı oluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilikte yeni sistemle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. O açıklamaların ardından akıllarda yeni sorular belirdi elbette TV 100 yayınında. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz sorularımızı yanıtladı. Burada ehemmiyet teşkil eden aktuaryal dengeler, dünyada da aktuaryal dengelerin çok ehemmiyeti var ama ülkemizde çalışan
kişilerin devamında sistem üzerinden emekli olunmasıyla alakalı farklı kuralları var. Yeni sistem kapıda, düzenleme maaşlar üzerinde etki gösterebilir. Ülkemizde orta vadeli program üzerinden bakıldığı zaman şu an siz çalışma hayatının içerisinde bulunup da hep asgari ücret üzerinden primlerinizi ödenip emekli olduysanız taban aylık dediğimiz en düşük rakam 12.500 lira alıyor. 12.500 lira şu an için hayat standartını devam etmek insanca yaşamla ilgili çok düşük kaldı. Orta vadeli program kapsamında gerçekleştirilen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle bireysel emeklilik sistemine yeni bir boyut kazandırılıyor. Bu yeni sistemde hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devlet primi ödeyerek çalışanlara ikinci bir emeklilik maaşı fırsatı sunacak. Bizde 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008 sonrası. Hepsinde 2.99 öncesi hariç olmak üzere belli yaş hadleri var. OECD ülkelerinde burada yaş hadleri ortalama olarak 64 yaş olarak değerlendirilebilir. Burada ülkeler nezdinde Türkiye'yi kıyasladığımız takdirde Türkiye'de çalışanla emekli arasındaki aktif pasif sisteminde biraz azalma olduğunu söyleyebiliriz. Peki sosyal güvenlik uzmanlarının yeni sisteme dair öngörüleri neler? Resmin tamamına bakılması lazım. Bununla ilgili enflasyon verileri ehemmiyet taşıyor. Önümüzdeki yani 2024'ün ikinci yarılığı olan Temmuz ile Aralık ayı enflasyon verileri nereye gidiyor? Gelecekle ilgili önümüzdeki 3 yıllık 4 yıllık enflasyon verisinde hedefler nelerdir? Bunlar üzerinden de sosyal güvenlik sistemini şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu yıl mı emekli olalım yoksa önümüzdeki yıl mı emekli olalım? Burada sizin primleriniz güncelleme katsayısı vasıtasıyla bu yıl hedeflenen enflasyon biraz yüksek, önümüzdeki seneler biraz düşük olduğundan kaynaklı bu yıl emekli olmak biraz daha mantıklı gözüküyor. Değerli izleyenler, aslında yeni ekonomi sistemiyle birlikte karşı karşıya kaldığımız bir durum. Aslında hayatın içerisinde biz de karşılaşıyoruz. Kartlı ödeme kabul etmeyen, fiş kesmemek için bazı işletmeler var ve müşterilerin şikayetleri üzerine, tüketicilerin şikayetleri üzerine bu kartlı ödeme kabul etmeyen işletmeler bir kez daha mercek altına alındı. Şimdi ödeme kaydedici bir POS kullanıyor olması ödemeyi kartla ya da nakit alıp almaması noktasında bir fark doğmamasını sağlıyor. Bu POS'ları kullanmayanlarla bunları işletmelere sağlamayan bankaları Mehmet Şimşek uyardı. Hiçbir ticari müessese kredi kartı kabul etmiyorum diyemez. Önce katıldığı canlı yayında uyardı Bakan Mehmet Şimşek. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Nakit dışında kartlı ödemeyi kabul etmeyen işletmeler incelemeye alındı. Kredi kartı kabul etmiyoruz artık mümkün değil. Çünkü POS cihazıyla yazar kasayı birleştirdik. Uygulama 1 Temmuz'da zorunlu hale geldi. Aradan geçen 3 aya rağmen yeni nesil POS almayan ve tahsilatlarında kartlı ödeme imkanı sunmayanlara Gelir İdaresi Başkanlığı özel usulsüzlük cezası kesiyor. Sadece işletmeler değil, bankalar da yaptırım kapsamında. Ödeme kaydedici özelliği olmayan POS cihazı gönderen bankaya da, bunu kullanmayan işletmeye de her bir tespit için kesilen ceza 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yılda yeniden değerleme oranında yükseltilecek. Bakan Şimşek söz konusu durumdaki mükellefleri tüketiciden komisyon farkı almaması için de uyardı. Bu durumla karşılaşan vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi, GİP Mobil uygulaması, BIP ya da WhatsApp gibi kanallardan ihbarda bulunabiliyor. Erasmus fonlarının ofis mobilyası satın almak için kullanılması, ihalelerde yanlışlıklar, kişiye özel ilanlar. Sayıştay'ın raporuyla üniversitedeki eksiklikler, aksaklıklar mercek altına alındı. Sayıştay Başkanlığı 2023 yılına ilişkin üniversite raporlarını yayınladı. Her yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı rapor hazırladı. O metinlerde dikkat çeken usulsüzlükler var.
Onlardan biri Batman Üniversitesi'ne ait. Rapora göre öğrencilerin hareketliliği için kullanılması gereken Erasmus fonları farklı kalemler için harcandı. Özel bütçeden alınması gereken ofis koltuk takımı onlardan biri. Bir diğeri de mobilya ve benzeri eşyalar oldu. Gazi Üniversitesi'nde kiralama ihalelerinde sadece tek bir firma davet edildi. Toplam 105 kira sözleşmesine imza atan üniversite, bunlardan yalnızca 5'ini açık usulle gerçekleştirdi. Kalan 100 sözleşme aynı firmaya verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de fazladan rektör yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede mevzuatta belirlenen kadrodan fazla görevlendirme yapıldığı belirlendi. Fazla kadrolara araç ve oda da tahsis edildi. Benzer durum Yalova Üniversitesi'nde de var. İki rektör yardımcısının aslında Yalova Üniversitesi'nde değil, farklı bir yükseköğretim kurumunda kadrolu bulunduğu anlaşıldı. İzmir'in iki üniversitesinde de yanlış uygulamalar tespit edildi. 9 Eylül Üniversitesi'ne bilimsel araştırma için satın alınan malzemeler, proje bittikten sonra sorumlu kişinin adına kaydedildi. Ege Üniversitesi'nde kira süresi bitmesine rağmen taşınmazlar yine aynı kişiye kiralandı. Sözleşmeler için ihalede yapılmadı. Tıp fakültesi denilince akla ilk gelen köklü kurumlardan biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların stok takibinin yapılmadığı tespit edildi. İadesinde de sistemsel sıkıntılar yaşandığı raporlara girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlanan raporlardaysa kurumun kuruluş yıl dönümünde yapılan anıt için ihale düzenlenmediği ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun üzerinde bazı incelemelerde bulunduğu incelemelerin ardından da açıklamalarda. Artık dedi, İstanbul'un trafik sorunu çok büyük. Biz yüzeysel olarak bu sorunu çözemeyiz. Daha fazla metro hattına ihtiyacımız var. Evet, Sayın Bakanım, lütfen. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değildir. Daha fazla metro hattına ihtiyaç var. Ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekmektedir. Mega kentin ulaşım sorununu vurguladı. Çözüm için daha fazla metro hattına işaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikada. Bakan Uraloğlu yeni hattın süreyi kısaltacağına değindi. Türkiye'nin en uzun hattı olacağını vurguladı. Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde tamamı yer altından olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ringi tamamlamış olacağız. Bu ring hattımız sayesinde hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu bir saatten kısa bir sürede 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek. Hattan geçen tüm durakların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Malatya'da askeri araçla otomobil çarpıştı. 5'i asker, 8 kişi yaralandı. Sivas-Malatya karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza Malatya-Sivas karayolunun Kendirli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen askeri araçla otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada görevden dönen jandarma personelinin bulunduğu araçta 5 askerle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı daha sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas Karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Antalya'dan bir haberle devam edeceğiz. Bir vatandaş ev arkadaşını kendi eşyasını kullandığı için bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen bıçaklanan vatandaş kurtarılamadı. Ev arkadaşları arasında eşya yüzünden tansiyon gerildi. Çıkan tartışma kanla bitti. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. İki hafta önce aynı evde kalmaya başlayan Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç. eşya yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ege Sevil, Tolga Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Gürültüyü duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese ekipler sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı Tolga Taşkınel'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, evden kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı. Tolga Taşkınel doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ve her gün bir yenisini ne yazık ki paylaştığımız haberlerden bir tane daha şimdi ekranlarınızda olacak. Ne yazık ki sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor. Sağlıkta şiddet son bulmuyor. Bu kez adres Diyarbakır. Kalp krizi geçiren bir hasta Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 8 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören hasta yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Hem sağlık çalışanlarına hem temizlik hem de güvenlik görevlisine saldırdılar. Hastane çalışanlarının vücutlarında morluklar oluştu. Yoğun bakım ünitesi de o saldırıda hasar gördü. Darp raporu alan sağlıkçılar saldırganlardan şikayetçi oldu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. Benzer bir haber ama biraz da ilginç. Adana Ceyhan'da meydana geldi. Bir kişi diş hekimi komşusuna "sen benim husumetli olduğum kişiyi nasıl tedavi edersin?" diyerek saldırdı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran diş hekimi saldırgan adamın elinden zor kurtuldu. Husumetli olduğum kişiyi nasıl tedavi edersin diye sordu. Muştayla saldırdı. Yetmedi, pompalı tüfekle ateş açtı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi olan Muhammed Fatih Erkılınç, spor salonu işleten komşusunun yanına gitti. Diş hekimi iş yerine geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Komşusu dişçi Erkılınç için korkunç bir saldırı planlamıştı. "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?" diyen o adam diş hekimine muştayla saldırdı. "Kahve içtiğim komşum tarafından neden hasmının dişini tedavi ettiğim için saldırıya uğradım. Beni yanına çağırdı ve bir anda saldırdı. Ve ben can havliyle kendimi dışarı attığımda bu sefer silahla üzerimize geldiler ve silah sıkıldı." Can havliyle dışarı çıkmaya çalışan diş hekimine bu kez pompalı tüfekle ateş açtı. Şans eseri kendisini dışarı atan diş hekimi Erkılınç soluğu hastanede aldı. Şikayetçi oldu. Darp edilen diş hekimi şimdi o saldırganın yakalanmasını bekliyor. İstanbul'da bir parkta köpeğini tasmasız gezdiren adam kendisini uyaran iki kişiye saldırdı. Defalarca tekme ve yumruk savuran o saldırgan kısa sürede yakalandı. Hem köpeğini tasmasız gezdirdi hem de kendisini uyaranlara saldırdı. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda gezen bir çift köpeğini tasmasız gezdiren adamı uyarmak istedi.
Uyarılan adam çılgına döndü. Bir anda saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklarla neye uğradığını şaşıran kadınla adam saldırganı durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırgan tespit edilen adresinde kıskıvrak yakalandı. Saldırganın kadın ve adamı yumruklarla darp ettiği anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Şimdi anne babaların aslında çocuklarında olmasıyla birlikte gündemindeki soru işaretlerinden bir tanesiyle devam edeceğiz. Okul çağındaki çocuklarla ilgili olacak ama öğrenciler okula gitmeye başladılar. Aileler de elbette çok heyecanlılar ve o heyecanı paylaşmak istiyorlar. Çocuklarının sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyorlar ancak uzmanlar da siber güvenlik konusuna dikkat çekiyor. Neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, gelin birlikte izleyelim. Yaz tatili kısa bir süre önce sona erdi. Okullar açıldı. Çocuklarının okuldaki heyecanını paylaşmak isteyen velilerse sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ama... Atladıkları bir önemli bir husus var aslında. Dijital veri güvenliği dediğimiz, özellikle çocuk mahremiyetini ilgilendiren yönüyle çocukların dijital güvenliklerine kimi zaman farkında olmadan riske atabiliyorlar. İşte masumca yapılan sosyal medya paylaşımları çocuklar için riskler barındırıyor. Ebeveynler çocuklarının hangi okula gittiğini, formalarından, bazen okulun adı görünmüyor ama formalarından, işte bizim dönemimizde örneğin rozet kullanımı vardı yine benzer şekilde. Okulun kimliğinin, isminin açığa çıkabileceği çeşitli türden paylaşımlar gerçekleştiriyorlar. Bu şu demek, sizin bulunmadığınız yerde çocuğunuzun fiziksel güvenliğini riske atmak demek. Hatta paylaşılan bu fotoğraflar pedofili sitelerinde bile kullanılabiliyor. Aslında düşünmek istemiyoruz ama pedofili sitelerinde çocukların görsel verilerinin kullanılması. Benzer şekilde aslında belki çocukları etkileyen yönüyle gelecekte siber zorbalığa maruz kalabilecekleri akranları tarafından bunlar önemli riskler içerisinde kendisini gösteriyor. Peki veliler sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat etmeli? Peki nasıl önlemler alacaklar? Bir defa gönderinin görünürlüğünü, yani kimlerin görebileceklerini bir defa sınırlayacaklar, seçecekler. Etiket kullanımı, okul, forma, rozet, karne, özel gün ve etkinliklerde bununla beraber aslında çocuğun nerede olduğunu işaretleyecek etiketleri kullanmayacaklar. Bununla ilgili düzenli olarak gönderilerin kimlere erişebileceği bilgisini belirli aralıklarla kontrol edecekler. Ve son yıllarda giderek kullanımı artan bu kare kod uygulaması ile ilgili bir haberle devam edeceğiz. Gittiğimiz restoranlarda, bir tanıtım etkinliğinde, her yerde aslında kare kod uygulaması ile karşılaşıyoruz. Peki bu konuda dikkat edilmesi gereken konular neler? Birlikte bakalım. Özellikle pandemi döneminde barkodlar hayatımıza tamamen girdi. Pandemiyle birlikte çok sık kullandığımız kare kodlar dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri haline geldi. Dolandırıcılar da kendi hazırladıkları barkodları bu barkodların üzerlerine yapıştırarak aslında sanal bir tuzak kurabiliyorlar vatandaşa. Her geçen gün yeni yöntemlere başvuran siber dolandırıcılar restoran menülerinden otobüs duraklarına birçok alanda yaşama giren kare kodlar aracılığıyla kullanıcıları hedef almaya başladı. Örneğin otobüs durağında bir barkodu okuttunuz, otobüsün neredeyi öğrenmek için ya da scooter kiralamak için scooter'ın barkodunu okuttunuz. Eğer bir dolandırıcı tarafından oraya daha farklı bir barkod üzerine yapıştırıldıysa ve bu da fark edilmeyeceği şekilde kesilmiş bir barkodsa sonuç olarak siz aslında o kurumun barkodunu değil apayrı bir yeri okutuyorsunuz. Dolandırıcılar sahte kare kodlar oluşturarak kişileri yanıltmaya çalışıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Okutmak istedikleri barkodu mutlaka elleriyle kontrol etsinler. Üzerine herhangi bir şekilde ekstra bir barkod yapıştırılmış mı diye. Bu fiziksel olarak yapılabilecek bir kontrol. Bunun dışında yine eğer şüphelenirlerse barkodun doğruluğundan barkodu okutmak istedikleri kurumla da iletişime geçiyor olabilirler. Ve trafik güvenliği polis ve jandarma ekiplerinin yakın takibinde diyelim. 19-26 Eylül tarihleri arasında araçlar denetlendi. Kaç araç biliyor musunuz? 2.686 araç denetlendi ve 474.000 araca ve sürücüye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özellikle motosikletlilere dikkati çekti. Çünkü gerçekleşen kazaların %65'inden fazlasında kusurun
motosikletlilerde olduğunu söyledi, onları uyardı. Kurallara riayet ve azami dikkat. Güvenli bir trafik için bunlar olmazsa olmaz. Ekipler sürücüleri yakın takipte. 19-26 Eylül haftasında 2.686.321 araç denetlendi. 474.317 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Verileri sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Çakar olarak bilinen ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını aracına yetkisiz şekilde taktığı belirlenen 272 sürücüye ceza kesildi. C'yi çevirmiş diyorlar ya. 126.331 sürücüye aşırı hızdan, 22.201'ine de emniyet kemeri takmamaktan yaptırım uygulandı. 17.962 kişinin de ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği belirlendi. Denetimlerde zorunlu sigortası olmayan 10.921 araç tespit edildi. 27.988 aracında periyodik muayenesinin yapılmadığı ortaya çıktı. Ancak uyarılara ve denetimlere karşın kazaların önüne yine de geçilemiyor. Başrolde ise motosikletliler var. Yılın ilk 8 ayında 74.451 motosiklet veya motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıştı. %65,9 gibi yüksek oranda kusurun onlarda olduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya sürücüleri, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" sözleriyle uyardı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Mersin'de bir minibüs şoförü tartıştığı şoförün aracının önünü kesti ve içinde kadın ve çocukların da olduğu araca elindeki halatla vurarak küfürler savurdu. Hızla geldi, otomobilin önünü kesti, halatla saldırdı, tehditler yağdırıp küfretti, otomobildekilere dehşeti yaşattı. Mersin'de iki sürücü trafikte tartıştı. Minibüs sürücüsü öfkelendi, içerisinde kadın ve çocuğun da bulunduğu otomobilin önünü aracıyla kesti. Ardından elinde halatla minibüsten indi. Otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Minibüs şoförü daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Sıradaki haberi belki sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde namaz esnasında elinde plastik bir tabureyle camiye girip imama o tabureyle saldıran bir kişi vardı. O kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hocanın kafasına şöyle iki sefer tabureyi tıklattı ama acıyacak şekilde değil. Üçüncüde tabureyi yavaşça vurdu. O zaman hoca namazı bozdu. Namaz esnasında imama tabureyle saldırdı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. Tokuçsade Camii imamı akşam namazını kıldırırken arkadan gelen bir kişinin tabureyle saldırısına uğradı. Başına darbe alan imam kendisini korumaya çalışırken cemaat de saldırganı engellemeye çalıştı. Olayın ardından camiden koşarak kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı. Emniyetteki işlemleri ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Motosikletli saldırgan bir internet kafenin önüne patlayıcı madde attı. Bunun ardından sokakta dumanlar yükseldi. Şimdi polis her yerde o saldırganı arıyor. Motosikletli saldırganlar bu kez internet kafeyi hedef aldı. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre bir binanın giriş katında bulunan internet kafenin önüne motosikletli iki kişi geldi. O saldırganlar dükkanın önüne patlayıcı madde fırlattı.
patlama meydana gelen iş yeri kapalıydı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Müthiş bir patlama sesi geldi. Herhalde bir bomba falan herhalde dedim veya doğalgaz diye dışarı çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Toz bulutu vardı. Dükkanı falan da doldu ama içeride Allah'tan kimse yokmuş. Sonradan evlerinden geldi sahibi falan. Başka bir şey bilmiyoruz. İşte gerisini polis inceliyor şu an. Kayseri'de bir hırsız kuyumcuya girdi, müşteriymiş gibi davrandı. Eline aldığı 77 bin lira değerindeki altını çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıdı o görüntüler ve hırsız kıskıvrak yakalandı. Kuyumcuya müşteri gibi girdi. Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldığı altınları çaldı, kaçtı. Kayseri'de bir hırsız hedef aldığı kuyumcuya müşteri gibi girdi. İncelediği altınları elinde tutarak bir süre oyalandı. Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldığı 77 bin lira değerindeki ziynet eşyayı çaldı. Dükkandan koşarak uzaklaştı. Esnaf yetişmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kaçışı uzun sürmedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler o hırsızı kıskıvrak yakaladı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin hırsızlık, cinsel saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kaydı olduğu da ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı TİHA 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknofest öncesinde Mersin'den havalanıp Adana'da selamlama turu yaptı. Mersin'den uçuşa başladı, ardından Adana'yı selamladı. Bayraktar Akıncı TİHA gökyüzünde böyle süzüldü. Adana bu yıl ilk kez Teknofest'e ev sahipliği yapacak. 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivale sayılı günler kaldı. Festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı. Mersin Susanoğlu sahilinden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camii üzerinde tur attı. Kent semalarında vatandaşları selamlayan Akıncı TİHA, daha sonra Adana Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Festivalde yerli ve milli projelerin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler yapılacak. Erzurum Uzundere'de ilk kez düzenlenen Airfest Uzundere sona erdi. Ekstrem sporcuların kameraları tarafından kaydedilen görüntülerse nefes kesti. Gelin o adrenalin dolu görüntülere birlikte bakalım. Adrenalin, akrobasi ve nefes kesen görüntüler. Erzurum'da düzenlenen Airfest Uzundere sona erdi. Ancak hafızalardan silinmeyecek görsel şölen işte bu görüntülerde kaldı. Dünya şampiyonu ekstrem sporcuların wingsuit'ten yamaç paraşütüne kadar yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği organizasyonda sporcular kimi zaman yüksek tepelerden, kimi zaman uçurumdan kendilerini boşluğa bıraktı. Yaylaya çıkan çevre sakinleri gösterileri büyük bir ilgiyle takip etti. Sporcuların kameraları tarafından kaydedilen bu nefes kesen görüntüler izleyenleri heyecanlandırdı. Sivil toplum kuruluşları ve firmaların büyük destek verdiği etkinlik Uzundere'de ilk kez düzenlendi. Osmanlı Hanedanı mensubu 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim yaşamını yitirdi. İbrahim İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç denecek yaşta ayrıldı aramızdan.
Hareketli bir hayatı oldu. Bu onun isteği dışında gerçekleşti. Aslında inzivayı ve sükuneti seven biriydi. Osmanlı hanedanı mensubuydu. Prenses Sabiha Fazile İbrahim hayata gözlerini yumdu. Sultan Vahdettin'in ve son halife Abdülmecit Efendi'nin soyundan gelen Prenses Sabiha Fazile İbrahim 83 yaşındaydı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İbrahim için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra çok sayıda tarihçi ve gazeteci katıldı. Türkiye'ye çok sık geliyordu son zaman Fransa'da yaşamasına rağmen. Anılarıyla ve tarih sayfasıyla yaşayacak. Sabiha Fazile İbrahim'in cenazesi annesi Zehra Hanzade Sultan'ın Aşıyan mezarlığındaki kabrine defnedildi. Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda balık bereketi sürüyor. Geçen hafta tanesi 75 liradan satılan palamut ağırlığı 1 kiloyu geçince 100 ila 125 liradan alıcı buluyor. Tezgahlarda ayrıca kılıç balığında da bolluk var. Bir kilo tavuk alsan da bir kişiye yetmez ama bir dene balık alsam bir aileye yeter. Ama normaldi, fiyatlar normal şu an. Kimse demesin ki balık pahalıdır, alakası yok. Palamut 100 lira, 1 kilo geli. Tavuktan, etten ucuz, gıda maddesine ucuz. 3 tane 200 lira var, onlar 600 gram, bir yarım kilo civarı geli. 1 Eylül'de av yasağı kalktı. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldı. Bu yılın favorisi palamut oldu. Palamut tura, palamut tura, kolik tura, palamut tura. Sezonun başında tanesi 75 liradan satılan palamudun ağırlığı 1 kiloyu aşınca fiyat yükseldi. Fiyatları da genel piyasaya göre bence çok güzel yani. Yani şu anda yenilecek en iyi gıda balık yani. Yani 2-3 kere yiyoruz. Balıkçılar fiyat artışını normal karşıladı. Vatandaşlarsa ağırlığına göre normal olduğunu vurguladı. Bir sağlık 75, mevcut 100 lira. Daha bundan ötesi yok. Ötesi balık ucuz. Karadeniz'de yaşanan bolluk manzarasının benzeri İstanbul'da da yaşandı. 28 günde denizden balık fışkırıyor. Beylikdüzü'nde sezon başı tanesi ortalama 900 gram gelen palamut balığı 220 liradan satılırken 150 liraya düştü. 10 günde 950 grama ulaştı. İstavritten ucuz, hamsiden ucuz, tüm balıkların belini kırdı, fiyatları ucuzlattı palamut. Marmara Denizi açıklarında yaşanan balık çeşidi bolluğuna kılıç balığı da eklendi. Kılıç balığı 1200 liradan 500'e düştü. Yarın inşallah 300. Mardin'de öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sıfır atık projesine destek amacıyla çevre temizliği yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinden çöp toplama aparatı ürettiler. Mardin'in tarihi sokaklarına çıktılar. O aparatlarla çevre temizliği yaptılar. Aparatla öğrencilerimiz çöplere dokunmadan onları alıp şehrimizin daha temiz hale gelmesi için uğraştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2017'de sıfır atık projesi başlatmıştı. Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri o projeye destek olmak amacıyla Kirlenmeden Temizliyoruz isimli sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi. Öğrenciler evlerinde ve çevrelerindeki kullanılmayan, atıl durumda olan bisiklet freni aparatları, paspas ve uzun tahta saplarını topladı. Okulun atölyesinde 50 çöp toplama aparatı üretti. Projemizin 3 farklı ayağı var. Bunlardan bir tanesi geri dönüşüm. Elimizde artık atıl durumdaki malzemelerden çocukların üreticilik yanını geliştirebilecek, aynı zamanda da çevre temizliğine katkı sağlayacak aparatlar. Önce tasarladık. Midyat'a böyle bir proje kazandırdığımız için çok mutluyuz. Öğrenciler tasarladıkları o aparatlarla Midyat'ın tarihi sokaklarına çıktı. Çevre temizliği yaptı. ...31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerine kavuştu.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri adlı film kazandı. Yılmaz Güney ödülünü ise Türker Süer'in Gecenin Kıyısı adlı filmi kazandı. 16 kategoride ödüller dağıtıldı. Altın Koza sahiplerini buldu. Değerli erkek oyuncuya gidiyoruz. Serenay Sarıkaya. Bu yıl 31.si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlendi. Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Altın Koza'yı Altın Koza yapan öncelikle çok sevdiğim Adanalı'nın sanat öngörüsünün yanında çok değerli sanatçıların yetiştirmesi de var. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü Murat Fıratoğlu'nun yönettiği Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri adlı filme verildi. Yılmaz Güney ödülüne Türker Süer'in Gecenin Kıyısı adlı filmi layık görüldü. En iyi erkek oyuncu ödülü Ölü Mevsim filmindeki performansıyla Erdem Şenocak, Gecenin Kıyısı filmindeki rolüyle Ahmet Fırat Şungar'a, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Ölü Mevsim filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verildi. Evet, en iyi film Nuri Bilge Ceylan ve Zeydan Karalar'ın elinden. Evet değerli izleyenler, böylelikle Gün Uyanıyor'un sonuna geliyoruz. Açılışta belirttiğimiz gibi TV 100 için yeni yayın döneminin ilk sabahındaydık. Günü birlikte uyandırdık. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için sizler de. Şimdi 3 saatlik bir maratona davetlisiniz. Cansu Canan Özgen'le, Hayata Dair'le birlikte.